Şimdi buradan hareketle şeker hastalığı, diyabet, bizim aramızda bilinen adıyla şeker hastalığı, ama diyabete geçecek olursak, evet, obeziteden sonra büyük ihtimalle, evet, şeker hastalığına da sebep oluyor bu şeyler. Evet, aşırı, şimdi bağırsaklarda bütün problem bağırsaklarda başlıyor, bağırsaklarda bitiyor. Bağırsaklarda faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa, zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeleri, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler emilerek karaciğere geliyor. Bir kısmı bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bir kısım toksik maddeler de emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6, B12 vitaminiyle. Aşırı vitamini harcıyor. Vitaminsiz kalıyor kişi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kanıyor. Zamanla arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde, bağırsaktan gelen toksik madde karaciğer arıtamazsa ne yapıyor? Karaciğer yoruluyor, yaranıyor. Arıtamadığı toksik madde diğer organlara depolanıyor. Bu organlardan biri de pankreas. Pankreas içerisinde, pankreası dil gibi bir organ. Pankreasın üzerinde, içerisinde dağınık olarak bulunan adacık hücreleri var. Böyle pankreasın üzerinde dağınık olarak bulunan adacık hücrelerine beta hücreleri denir veya Langerhans seli denir. Bu hücreler diğer hücrelerden farklı olarak insülin salgılar. Bu hücreler diğer hücrelerden farklı olarak çok narindir. Pankreasta biraz sertleşme, yağlanma olursa bu hücreler biraz sıkıştığı zaman insülin üretimi durdurur. Ve tedavi edilmese yavaş yavaş yok olur, kaybolur hücreler. Yani pankreas diğer görevlerini yapar ama bu görevini yapamaz hale gelir. Bu nedenle obezite şekeri tetikler. Kilo iyi değil. Yani kilo problemi olan şeker hastalığına yakalanır sonunda. Yani sadece kilolu olanlar da değil tabii. Çok zayıf insanlar da şekere yakalanıyor. Mesela geçenlerde bir 15 yaşında bir genç çocuk geldi. Hemen yakalanmış. Tip 1 demişler. Tip 1 doğuştan olur. Bu tip 1. 15 yaşında bir çocuk durduklu bir genç şekere yakalanır mı? Yakalanmış. Neden yakalanmış? Aşırı antibiyotik kullanmış. Pankreasa zarar vermiş. Kimyasal ilaçlar pankreası bitiriyor. Tehlikeli. Bu nedenle rastgele bazıları baş ağrısı, diş ağrısı, karnı ağrısı gidiyor. Annesinin, babasının, ninesinin, dedesinin, ebesinin, evet, bulabilirse, bulamazsa komşusuna gidip komşuna hap alıp kullanıyor. Ne oluyor? Bu neyi tetikliyor? Onu düşünmüyor. Ha, geç kalır işte. Vatandaş şeker hastalığına yakalanmış, insülin vuruluyor. Ne olacak dedi? Ha, problem değil dedi ki, hallederiz inşallah. 6 hafta içerisinde hamdolsun iyileştirdi. Şimdi bu sarmaşık, Hint sarmaşığı denir buna. Cinnema silvestris. Sarmaşık. Kokusu var mı? Ben genelde böyle şeylerde kokuya çok takılırım da. Kokusu nasıl? Koku, yok, gayet güzel. Hani bazı bitkisel ilaçlar vardır. Böyle kötü kokar, içmek istemez insanlar. Benim öyle bir takıntım var da. Ha. Hani bakayım kokuyor mu dedim ama gayet güzel kokuyor. Kokusunu ha, çayını içmeyeceğiz zaten. Çay, bunun birleşimindeki etken madde çok çok az. Çayını içseniz, gurmar denir buna Hint dilinde. Gurmar demek şekeri sıfırlar demek Türkçe karşılığı. Şekeri sıfırlar. Gurmar Türkçe karşılığı şekeri sıfırlar. Şekeri yok eder. Biz bunu çayını içsek ne olur? Çok basit. Yeni başlayan şeker de iyi gelebilir. Fakat birleşimindeki etken madde %1,5 %2 oranında olduğu için yeterli değil. Bu nedenle bunun özel olarak hazırlanmış kapsülü damlası derecesini kullanılması gerekir. Formüle edilmiş, ekstraktı kullanılması gerekir. Evet. Biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde gurmar, keçi sedefi, kara hindeba, aday çayı, alıç, ginkgo, sarı kantaron, sinirlot vesaire 19 çeşit bitki içeren özel bir formül geliştirdik. Artı bir de tarçın, 2 tane. Yani tarçın da kullanabilir. Tarçın da, tarçınla da ilgili son zamanlarda çok güzel klinik araştırmalar yapıldı. Tarçının da çok türü var. Mesela Çin'de yetişen tarçın kalite bakımından çok çok zayıf. Etkisi de az. Seylan'da yetişen, yani tarçında 40 tür tarçın var. En kalitesi Seylan'da yetişen. Seylan'da yetişen tarçın çok çok etkili ve güzel. Birleşimindeki sinamik asit de aynı zamanda şekere karşı etkili. Kişi şeker hastası bunu kullandığı zaman eğer ki pankreası bitmemişse, yani yeterince
az da olsa insülin salgılırsa yavaş yavaş normala döner. Bu tür rahatsızlığı olan birçok insanı biz hamdolsun tedavi ettik. Önemli olan geç kalmamak. Geç kalırsa kötü. Geç kalmadığı sürece pankreası az da olsa insülin salgılıyorsa yavaş yavaş normala döner. Pankreas hastasında bağırsaklarda problem varsa tedavi edilmesi gerekir şart. Karaciğerde genellikle pankreas rahatsızlığı yani şeker hastalığında karaciğer yağlanması olur. Karaciğer tedavi etmek şart. Bunları tedavi ettiği zaman pankreas zaten rahatlıyor ve insülin salgılar hale gelir.